Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gene size benim kendi tarifim olan bir şey yapacağım. Ne yapalım? Kıymalı yumurta. Ama o bildiğiniz lokantalarda yapılan soğanlı kıymalı yumurta değil bu. Bakın şimdi bunun için gittim 300 gram şöyle güzel kaburgadan bir kıyma aldım. Büyük bir tavam var. Tavamın altını yapıyorum. Arkadaşlar şimdi burada et pişirirken en önemli şeylerden birisi eti yüksek ateşte pişirmek. Şöyle bir miktar sıvı yağ atıyorum. Kızmasını bekliyoruz. Şimdi yağımız kızdı arkadaşlar. Bu güzelim kıymayı şöyle ufak parçalar halinde atıyoruz. Tabii ki burada lezzet kaburga kıymasından geliyor. Bunu böyle çelik tavada yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer küçük ateşte yaparsak ne olur? Suyunu kalar. Bu arada iki tane sivri biber doğradım. Çok ufak parçalarında onları da atıyorum. Onlar zaten biberi önce de atabilirsiniz. Tamam, fark etmiyor çünkü zaten pişecek. Şöyle bir güzel kavuralım. Topaklanan kıymaları da kaşığımızla ufak ufak parçalara bölüyoruz arkadaşlar. Birazcık kızartacağız yani bu güzel olsun diye biraz etin kızarması lazım. Yani kızarmazsa yani o kadar güzel olmaz. Tad alacağız. Yani suyu buharlaşacak, anlaşılacak zaten pişince. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kıymamız kızarmaya döndü. Bazı yerleri kızardı. Suyu iyice çekildi. Şimdi yapmamız gereken şey bir adet orta boy domatesi çok ufak biçimde doğrayıp atmak. Şöyle bir çay kaşığı kırmızı pul biber ve bir miktar da acı pul biber. İsteğe göre tabii ki. Bunları güzel karıştırıp fermentliyoruz. En sonda arkadaşlar tuzu atıyoruz. Tuzu başta atmıyorum. Aslında atılabilir. Ama eti sulandırdığı için çiğ eti sulandırdığı için pek atmak taraftarı değilim. Gördüğünüz gibi domateslerim hermelendi. Kıymayla işe girdiler. Şimdi bu ana kadar hep ateşin altı son gaza çıktı arkadaşlar. Şimdi kısıyorum. Ve sıra geldi yumurtalarımızı koymaya. Şimdi burada ben daha değişik bir şey yapıyorum arkadaşlar. Yumurtaları kırıyorum, beyazlarını ayırıyorum. Bunu sadece kıymalı yumurtaya mahsus yapıyorum. İsteyen beyazlarını da koyabilir. Şöyle bu şekilde yumurtalarım da köy yumurtası. İstediğiniz kadar, istediğiniz miktarda atabilirsiniz. Buraya çek.
Unutmayın, bu aşamada ateşimizi altı kısık. Bizim nüfus kalabalık olduğu için ben alttan atıyorum. Şöyle, şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem, bir miktar yumurtanın üstüne tuz atıyorum. Az. Bir miktar da isteğe göre kırmızı biber, şöyle birazcık seviyorum ben kırmızı biberi. Bunlar pişerken bir işlem daha yapacağım. Şöyle işçilik yaparak, ince işçilik, yumurtamın beyazlığını pişiriyorum. Biliyorsunuz bu işler ince iş arkadaşlar. Böyle haldırıldır yapmaya gelmez. Evde kaşar peyniri olmadığı için hamburger peynirini kullanacağım. Kaşar, yani bu da bir nevi kaşar peyniri. Kaşar olduğu vakit çok ince biçimde kaşarları kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle kamera biraz şöyle yükselir. Bak. Yumurtaların olmadığı yerlere şu peynirleri yerleştiriyoruz. Şöyle bastırıyoruz biraz. Tamamen sizin isteğinize bağlı miktarı. Şöyle bir, kimisini kıymaları açıp peyniri direkt tabağına da yayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kaşarlarımız eriyor. Şimdi altını kapatıyoruz. O sıcaklıkta zaten bunlar eriyecek. Bence harika oldu. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.